açmadan solan bir gülsün. Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün. Gönlümde açmadan solan bir gülsün. Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün. Beklerim yolunu aylar boyunca. Yeter ki gel bana senede bir gün, senede bir gün. Beklerim yolunu aylar boyunca. Yeter ki gel bana senede bir gün, senede bir gün. Ağarsın saçların, solsun yanağın, adını anmaktan lal olsun dudağın. Bu aşka canımı adayacağım. Yeter ki gel bana senede bir gün, senede bir gün. Ağzınıza yüreğinize sağlık hocam. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Gerçekten böyle mest ediyorsunuz bizi. Evet. Çok 2015'e hayırlı olsun diyelim bu arada. Senede bir gün. Kesinlikle 2015'in ilk programında birlikteyiz. Beraber kapatmıştık zaten, evet. Aralık ayında. Ondan sonra benim bir rahatsızlığım oldu. Akabinde tekrar birlikteyiz. Geçmiş olsun. Bu arada iyileştiniz inşallah. İyileştim. Bitti. Oo, çok iyi. Çok bitti iyi. Mesut Bey. Çok güzel. Bugün size farklı bir pencereden yaklaşacağız. Daha çok sanata olan ilginizi ve yeteneğinizi konu alacağız. Daha önce de sizle konuştuk. Evet. Bu müzik aşkı sizde ne zaman ve nasıl başladı Mesut Hocam? Ben köken olarak köy kültürüne sahip bir kişiyim. Köyde büyüdüm küçük yaşlarda. Ancak ilkokulda okuldaki öğretmenlerim genelde törenlerde beni bir şeyler söylemem için sahneye çıkarırlardı. Ve oralarda bir şeyler söylemeye başlamıştık aslında küçük çapta. Daha sonra evde işte babam müziği çok sever kendisi. Muhakkak onunla birlikte işte o bir şeyler söylememi isterdi her zaman. Ben de utanırdım, o zaman daha küçüğüz tabii. Utandığım için derdi ki dışarıda söyle, ben içeriden dinleyeyim falan derdi. Ben de kapının dışına çıkardım. Böyle salon gibi bir yere. Orada söylerdim, o da içeride dinlerdi. Bu şekilde bir müzik kulağı vardı. Yani dinlediğim türküleri, dinlediğim şarkıları okuyabiliyordum. Belli bir yıllar geçtikten sonra işte ben ortaokul için Ankara'ya, görme engellilere ait bir okula başladım. Orada çok güzel bir program vardı. Yani görme engellilere normal müfredatın dışında 10 saat sanat dersleri veriliyordu. Ve bu görme engelliye ait sanat ortaokulları olarak geçiyordu zaten onlar. O sanat ortaokullarında müziğin her dalında haftada 10 saat eğitim veriliyordu. Bu benim için büyük bir fırsat olmuştu. Ve ben orada bir öğretmenimin tavsiyesiyle sanat müziğini seçtim. Ve enstrüman olarak da çaldığım udu seçtim. O şekilde başladık. Orada değerli hocam Yılmaz Özel hocam, sağ olsun. Burada onun çok emekleri var. İletelim. Herhalde yaşıyor daha.
Buradan kendilerine sevgi selamlarımızı da iletmiş olalım. O çok emeği var bizim üzerimizde. TRT'de violonsel çalıyordu zaten kendisi. Hı hı. Çok da yetenekli bir öğretmenimizdi, hocamızdı. Onunla birlikte işte 15 yaşında, ben ortaokul 15 yaşında başlamıştım. 15 yaşında müzikle biraz yoğun olarak çalışmaya başladık. 3 yıl burada Türk Sanat Müziği alanında haftada 10 saat eğitim aldım. Ut çalmayı öğrendim. Sesimin terbiyesini biraz daha, yani ses terbiyesi alanında biraz çalışmalar yaptık. Akabinde işte okulum, ortaokul bittikten sonra lisede, lise 1 ben Balıkesir'de okumuştum. Orada bir sanat müziği korosu oluşturulmuştu halk eğitim bünyesinde. O halk müziği korosunda, sanat müziği korosunda görev almıştım bir yıl boyunca. Daha önce TRT'ye çekimlere gittik. Orada gene hem solist olarak hem de ut çalarak katılmıştım. Profesyonelliğe kadar yükseldiniz. Yani öyle diye, yani TRT'nin sadece bir çekimine katıldık. O şekilde söyleyeyim. Profesyonellik demeyelim buna. Halen amatörüz ve amatörce devam ediyoruz. Daha sonra lise yıllarımda artık İzmir'e, ikinci sınıftan itibaren İzmir'de devam ettim. Ve orada amatörce programlar yapıyorduk arkadaşlarla birlikte. Üniversiteye başladığımda haftada bir gün gazinoda program yapmaya başladım. Çünkü müzik çok önemliydi. Bir de görme engellinin müzikle uğraşması çok güzel bir şey. Sosyalitesi artıyor. Dikkat çekiyor ve toplumda çok çabuk yer edinebiliyor. Bu çok önemli. Çünkü kendisi başka türlü kendini ifade edemiyor. Elinde bir müzik aleti olduğu zaman akşamlar işte bir gün sonra sınav varsa bizim arkadaşlar şunu yaparlardı. Hocam sen biraz ut çal bize, biz sana özetleri okuruz. O şekilde sınava gireriz derlerdi. Bu da tabii ki bizim için önemliydi. Yani kendiniz için bir artı ifade ediyor müzik insana. Kesinlikle. Üniversiteyi bitirdik. Daha sonra işte Karadeniz'de görev başladım ben öğretmen olarak ilk. Orada biraz da tasavvuf yönüne yöneldik olayın. Orada imam arkadaşları, müftülüğümüzün de desteğiyle imam arkadaşlara bir tasavvuf müziği korosu kurduk. Benim önderliğimde olmuştu o koro. O koro o yıl güzel bir konser verdi Ordu'nun Kumru ilçesinde. Düşünün, ilçede yapıldı bu çalışma. Akabinde o arkadaşlarımız şu an aynı koroyu halen devam ettiriyorlar. Ve aradan şu an yaklaşık bir 15 yıl geçti. 15 yıldır. O koro, bizim orada temelini attığımız koro halen devam ediyor. Daha sonra işte buradan Niğde'ye tayinimiz çıktı, o Karadeniz'den. Orada biraz müzik alanında çok fazla bir şeyler yaptığımı söyleyemem. Sadece arkadaşlar arasında bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Birlikte akşamları eğlenmek adına belki elimize udu alıyoruz, çalıp söylüyorduk. Afyon'a geldik. Afyon'da tasavvuf ekibimiz var idi burada. Burada birkaç arkadaşlarla tanıştık ve tasavvuf müziği korosu oluşturduk. Ve burada düğünlere birkaç defa gittik ve kutlu doğum programları yapmaya başladık. Biraz tasavvuf alanında da çalışmalarımız oldu. Ve o gün bugündür müzikle, amatörce diyorum, bakın halen amatörce. amatörce uğraşıyorum. Çünkü daha ben profesyonellik adına değil, bunu zevk, yani bu işten para kazanmadığım için amatörce diyorum. Hobi gibi bir şey sizin için. Gerçekten evet. Keyifle çalışıyorsunuz. Bu anlamda işte bu tarz programlarda arkadaşlarımızla birlikte derneğimizin, bazen Engeller Meclisimizin programlarında sahne alıyoruz. Bir şeyler çalıp söylemeye çalışıyoruz. Bu şekilde müzik alanında da birkaç çalışmalarımız devam ediyor. Kendinizi gösteriyorsunuz. Evet, evet. Peki ailenizde müzikle uğraşan var mıydı? Evet, güzel bir soru. Yok. Hiç anne güzel bir soru. Falan. Anne babada. Zaten köyde yaşıyorlar. Yani babam hatta şunu hep söyler. Kulakları çınlasın. Buradan kendilerine selam söylüyorum. Şimdi der ki, oğlum benim iyi bir sesim olsaydı da hiçbir şeyim olmasaydı der. Müziği dinlemeyi çok seven bir babam var. O yüzden herhalde onun biraz da teşviki beni bu noktaya getirmiş olabileceğini düşünüyorum. Abimin sesi de iyidir. Abim de güzel türkü söyler yani. Çok enteresan. Ailede onlar, olmayıp da böyle evet. Güzel iki sanatkar çıkarmak. Evet, abimin sesi farklı. De iyidir yani o anlamda.
bir sıkıntısı ailece yok. Ailece sanatkarız diyorsun. Evet. Kesinlikle hocam. Peki nasıl bir çocuktu Mesut Yurt küçükken? Nasıl geçti çocukluk? Aslında, böyle haşarı mıydı, yaramaz mıydı? Yoksa sözünü alır bir kenara mı geçerdi? Valla çocukluğumuz köyde yaramazlıklarla geçti diyebiliriz. Ama çok yaramaz birisi değildim. Bir de engelim küçük yaşlarda benim vardı zaten. Bundan dolayı mesela işte orada diğer arkadaşların böyle engelimle çok dalga geçtiklerini hatırlıyorum. Onlar çok beni rahatsız ederdi küçükken. Okulda engelimle alay geçmeler, işte karanlıkta saklanıp ya güya şey yapmalar falan. Bunlar beni çok etkilemişti. O yüzden çok böyle hareketli olmama rağmen bu hareketimi yansıtmayan birisiydim. Hareketimi dışarı yansıtmayan birisiydim. Bu konu hala var. Evet, halen bu maalesef bu kültür halen oturmadı. Ülkemizde oturmadı, ilimizde oturmadı. Halen engelli bireylerle öğrencilerimiz dalga geçmeye devam ediyor. Hatta yetişkinlerde bile bu devam ediyor. Mesela çalışan arkadaşlarımızın çalıştığı iş yerlerindeki diğer mesai arkadaşlarının aynı şekilde bu engelleriyle dalga geçenleri ben çok görüyorum. Bu yetişkinlerde çok fazla etkili olmuyor. Yani ben mesela şimdi umurumda değil, yani kimin bana ne dediği de çok önemli değil. Çünkü bu benim bir engelim, doğru. Ama bunun tabii ki alay konusu edilmesi biraz insanı ağrına gidiyor. Rencide de ediyor. Ve bunun toplumdan yavaş yavaş bu eğitimle artacak. Yani eğitim düzeyiyle alakalı bir şey aslında. İşte hafız kültürü mesela halen görme engellilere bilirsin. Hafız diye hitap ederler. Ha bu benim açımdan bir sıkıntı teşkil etmiyor. Yani çünkü geçmişte görme engelliler hafızlık yapmışlar. Bundan dolayı gelen bir lakaptır onlara o bu. Ha, kötü bir lakap değildir, benim hoşuma da gider. Ama bu kültürün bile halen devam ettiğini, hatta bayanlara bile hafız diye hitap ettiklerini, görme engelli bayanlara biliyorum yani. Bu gerçekten hoş bir davranış değil. Burada da Mesut Bey, benim düşündüğüm konu şu, buradan bizleri izleyen izleyicilerimize seslenelim. Aile terbiyesi burada bence devreye giriyor. Aileler çocuklarını nasıl eğitirlerse o şekilde de geri dönüş alırlar. Ailelerimiz çocuklarını engellilik konusunda bilinçlendirirlerse o çocuklar da arkadaşları eğer engelli ise alay etmekten vazgeçerler. Çünkü alay edilen çocuklar, özellikle engelli bireyler alay edildikleri için okulu bırakıyorlar ve bu sayıda hiç de azımsanacak bir sayı değil. Ciddi anlamda doğru, büyük bir sayı. Bu konuda Türkiye bir güzel bir kampanya başlattı. Broşürlerle, kısa filmlerle, VTR'lerle bunu vurguluyor. Yapılan araştırmalarda bir hayli fazla çocuğumuzun sırf alay konusu olmaktan çekindikleri için okula gidemiyorlar. Eğitim semineri açıyorsunuz Mesut Bey, oraya gidemiyorlar. Türkiye'nin her yerinde çocuklarımız bu konuda müzdaripler. Lütfen onların eğitim haklarını, onların sosyal yaşama katılma haklarını elinden almayın. Çocuklarınıza mutlaka ama mutlaka engellilik bilincini oluşturun. Bunu güzel bir şekilde anlatın. Hani nasıl anlatacağız diyebilen aileler de olacaktır. Nasıl eğitebilirler, nasıl öğretebilir aileler çocukların engellilik konusunda? Şimdi bu aslında bir kültür ürünü. Nasıl eğitebilir? Den ziyade evde bunun işlenmesi gerekiyor. İşte nasıl işleyecek, yani nasıl insanların, anlatacak? Herkesin aynı olmadığı, bazı insanların doğuştan ya da sonradan bazı uzuvlarını kaybedebileceklerini, bu aynı şekilde bizim de olabileceğini, çünkü bizim uzuvlarımızın bize emanet olduğunu, işte daha sonra bizim elimizden de bu uzuvların alınabileceğini çocuklar, ailelerin öncelikli olarak anlatabilmesi gerekiyor. Ve birkaç defa belki derneklere mesela aileleri, çocuklarını getirip orada engelli derneklerindeki kişilerin orada görmelerini sağlamaları, orada neler yapılıyor, insanlar nasıl yaşıyor, sorunlarını hangi çözümler üretmişler, bunları çocukların birebir görmeleri gerekiyor. Okullarda öğretmen arkadaşların mesela engellilerle ilgili aslında bazı ünitelerde konular var. Bu konular gündeme geldiğinde bir engelli derneğinden bir arkadaşımızı çağırıp birebir onların karşısına çıkarmaları, onların yaptığı çalışmaların da kendilerine anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Biz bunu zaman zaman yapıyoruz, davet edildiğimiz zaman gidiyoruz işte çocuklara anlatıyoruz. Aslında çocuklar
Sadece bilgisi sahibi değiller bu konuyla ilgili. Eğer bilgi sahibi olsalar buna çok dikkat edeceklerini ben o küçük kesinlikle. Dimaların bu işi çok güzel yapacaklarına inanıyorum. Bir de şey vardır işte bakma o engelli. Engeline bakarsan utanır, çekinir. Evet. Böyle demek yerine daha nazik bir şekilde işte çocuğunu uyarabilir. Evet farklılıkları var. O da bizim gibi bir ya insan. Şimdi öyle örneklerle karşılaşıyoruz ki bakıyorsunuz engelli bir sınıfta öğrenci var diye çocuğunu oradan alan velileri biz biliyoruz. Çocuğun dikkati dağılıyormuş. Hatta bazı öğretmen arkadaşlarım, ben de öğretmenim biliyorsunuz. Hı hı. Ama bazı öğretmen arkadaşların işte kendi sınıflarında engelli çocuğun olmasını istemediklerini ben biliyorum. Üniversite bitirmiş arkadaşlarımızı tenzih ediyorum. Böyle bu tarz tabii ki çok az öğretmenimiz var ama bunların da çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü onlar kendilerine verilen sınıfı en iyi şekilde eğitmekle görevliler. Evet. O gelecek sınıfına gelecek öğrenciyin kimler geleceğini seçme hakkına sahip değiller. Yani bunu kesinlikle. Öncelikle bilmeleri gerekiyor. Okul müdürlerinin bu anlamda çok hassas olması gerekiyor bu konuyla ilgili. Evet, belli yanlış davranışlar ya da belli sıkıntılar olabilir mi? Olabilir. Ya bu her yerde olabilir. Her insanda olabilir. Yani insanın olduğu yerde sıkıntı vardır biliyorsunuz. Bu amaçla insanın varlığı varsa bir yerde, evet bu ya oraya, sıkıntılarda o engelli olsun vardır. Ya da olmasın. Yani bu engellilikten kaynaklanan sıkıntılar da olabilir. Normal insanlarda da. Ya mesela kıskançlık da bir engel gibi düşünürsünüz. Yani öyle ciddi boyutlara ulaşıyor ki öğrenciler arasındaki kıskançlık. Yani bazen öğretmen arkadaşlar bunu çözemiyorlar bile. Bu noktaya geliyor. Bakın bu da sıkıntı yani. Kıskançlık da işte beni çok seviyor öğretmen, seni çok sevmiyor. Ya da işte bana daha çok ilgi gösteriyor, sana göstermiyor gibi. Bunlar da aslında ciddi bir sıkıntıdır. Ama engelli varsa sınıfında zaten onlar artık çok... Ağır düzeydekiler sınıflarımıza kaynaştırma adı altında alınmıyor. Onlar ayrı okullarda eğitim görüyorlar. Okullara gelen arkadaşlarımızla, çocuklarımızla da çok hassas davranılması. Yani kesinlikle. Bunlarla çok dikkatli bir şekilde ilgilenmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Çok çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Bizim gözlemlediğimiz ya da yaşadığımız kesitten bir parça aktarmak istiyorum size şu an. Nedir? İşte sınıfa öğretmen girer, çocuk yaramazlık yapar ve engellidir. Aman o sussun. Hani 20 kişiyle mi uğraşayım, bir tane engelli çocukla mı uğraşayım? Al çocuğum sen eline bir kağıt. Boyama kalemleri önüne bırakılır. En arka sıraya oturulur. Yaramazlık yapma, sen boyama boya. Evet. Genelde bu şekilde gördük sınıflarda. Bu şekilde büyüdük. Ya bizim sınıfımızda da vardı. Doğruluk payı da var. Yani bunlar şöyle, bu öğretmen arkadaşların 30 tane öğrenci içerisinde bir tane engelli arkadaşımızı, evet. çocuğumuzla ilgilenmeleri belki zor olacaktır. Bu doğrudur ama. Her zaman en azından, olmaz. Hayır yani burada o 40 dakika içerisinde bir 5 dakika onunla birebir ilgilenmiş olsa, çocuklara çok iyi anlatmış olsalar, yani onun engelinden dolayı bazı özel durumlarının olduğunu, bu özel durumlara dikkat edilmesi gerektiğini çocuklar bilseler, zaten hani imece usulü deriz ya, imece usulü bu iş götürülüyor. Kesinlikle. Öğrenci de destek oluyordu zaten. Çocuk çocuktan öğrenir evet. zaten hızla. Mesela benim yanımda bir öğrenci vardı, lise öğrencisiyken. Hı hı. Şimdi tahtayı bana şey yapardı, okuyuverirdi. Ben de tahtada okuduğunu şey yapardım, kendim tabletle kabartma yazıya not alırdım. O beni okuyamadığım için onu bana not alırdı. Ya da ders çıkışında yetiştiremediğim yerleri kendi defterinden bana yardımcı olurdu. Bakın burada öğretmenin aslında hiçbir rolü yoktu. Yani tamamen sınıf arkadaşım bu konuda çok destek verirdi bana. Çünkü kendisine bu konuyu çok iyi anlatmıştım ben. Böyle bir desteğin ihtiyacım olduğunu. Ben de belli alanlarda başarılıydım. O alanlarda mesela matematikte çok iyiydim ben. Matematikte de ben o çocuğa yardımcı olurdum. O şekilde diyorum ya, karşılıklı bilgi alışverişiyle birbirimizi anlamamız eğitim lazım. Eğitim zaten nöbetleşe devam eder. Yani biz önce karşımızdaki varlığın insan olduğunu düşünmemiz lazım. Kesinlikle. Buradan başlamamız lazım olaya. Yani işte cinsiyetiyle, ırkıyla, engeliyle, ne bileyim diniyle uğraşmamız lazım. Bakın dünyada da bu böyle değil mi? Dünyada bugün işte Fransa'da, Paris'te yaşanan olaylar, Orta Doğu'da yaşanan olaylar tamamen nedir? İnsanların başka bir insanları dışlaması, başka insanların yaşama hakkına saygı göstermemesiyle başlamıştır her şey zaten. Dinine saygı göstermemesi, diline saygı göstermemesiyle başlamıştır. Bu daha da genişletilebilir. Yani bu yelpaze yani genelden özele doğru gidildikçe
Okullarda engelli çocuklara yapılan uygulamalar aynı. Genelde dünyadaki insanlığa uygulanan zulüm aynı. Yani birbirine benziyor aslında. Kesinlikle. Güçlülerin zayıfları ezme politikası. Gibi. Bu din adı altında olabilir, cinsiyet adı altında olabilir. Ondan sonra ırk adı altında olabilir, engellilik adı altında olabilir. Maalesef bu anlayış halen toplumda var ve devam ediyor. Ne yazık ki. Ben burada size biraz daha böyle konuyu size getirmek istiyorum. Siz gördüğümüz, izlediğimiz kadarıyla ki 6 yıl kadar uzun bir zaman dilimidir birbirimizi görüyoruz, birbirimizi evet. tanıyoruz. Maşallah siz de çok aktif bir insansınız. Gençken bu kadar girişken olmanızın artılarını gördünüz mü? Çünkü o kadar girişken ki Mesut Bey, isteklerini rahat bir dille belirtebilen, belli bir çerçevede kendini ifade edebilen bir insan. Ama engellilikte farklı gruplar da var ve bu gruplar genelde kendilerini ifade etmekte zorlanıyorlar. Bence sizin en büyük artılarınızdan birisi de bu diye düşünüyorum ama siz açıklarsanız daha güzel olur. Şimdi evet güzel bir konu. Belki çok girişken şöyle, rahat. Girişkenlik ve işte rahat olabilmenin altında yatan en önemli gerçek aile yine. Ve kabul. Ve kabullenme. İki şey. Aile ve kabullenme. Bir, ailem mesela bilhassa babam benim engelimden dolayı hiçbir şekilde beni kısıtlamamıştır. Hiç bugüne kadar böyle bir şey olmadı. Yani küçükken. Aman sen görmüyorsun evet, oraya gitme. Sen şunu yapma, aman şunu yapma, etme. Bir şey gelir başına. Evet ben küçükken işte traktörün motorunu söken bir adamdım. Ve bozardım da. Ya sen engellisin görmüyorsun sen bırak onu yapamazsın demedi hiçbir zaman. Bozulsa da bırak dedi yapsın. Uğraşsın. Yani uğraşsın dedi. Yani bu noktada neye el atmışsam. Niye el atmışsam bırak onu demedi bana babam. Bırak onu sen yapamazsın, sen edemezsin ya da sen gidemezsin demedi. Bunun büyük etkisi var. Gerçekten İkincisi de güzel. Kabullenmek biraz önce çok güzel. Yani iki şey benim için, benim hayatımı bu noktaya getirdi. İkincisi de kabullenmek. Ya işte bunun ancak bunu ne zaman gerçekleştirdim? Kabullenme işi de çok kolay değil gerçekten. Yani böyle lafla hemen söyleyiveriyorsunuz ama bunun süreçleri var. İşte normal ilkokulda ben normal öğrencilerle birlikte eğitim aldığım dönemde tek engelli kendimin olduğunu düşünürdüm. Ya dedim tek engelli benim. Herkes benimle dalga geçiyor. Ve tamamen kendimi içe kapatmıştım. Sonra aradan ilkokulu bitirdim. Doktorlar bana dedi ki işte sen gözünü eğer yazıya bakarsan daha da çok çabuk kaybedersin. Sen bu yazıyı bırak. Git evinde otur. İşte bir müzik aleti al, ilgilen, çal falan. Bu bana çok ağır gelmişti çünkü başarılı bir öğrenciydim ben ilkokulda. Yani işte matematik problemlerini herkes kağıt kalemle çözerken ben kafadan çözer öncelikli olarak öğretmenime söylerdim. Öğretmenim de bana, benim elime bir tane cetvel verirdi. Bütün öğrencileri bana, beni dövme, benim öğrencileri dövmem isterdi benden. Böyle ilginç şeyler yaşamıştık. Yani evet o dönemde tabii dayak yasak değildi yani. Şimdi gayet şimdi dokunamıyoruz biz çocuklarımıza. Bu anlamda bizim yaptığımız işler bu dönemde kabullenmem zor oldu. Ancak ilkokulu bittikten sonra ortaokula geldim. Orada görme engellilere ait bir okula gittim ben ortaokulda. Oradan orada devam edelim Mesut Bey. Kısa bir reklam arası kusura bakmayın evet, sözünüzü kesiyorum. Tabii ki tabii ki buyurun. Ortaokulu daha sonra reklamlardan sonra anlatmaya devam edelim izleyicilerimize. Tabii ki. Peki. Efendim şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz programımıza. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.